Şimdilik böyle gidiyor. Okey. Şimdi bir tane daha example var. Onu da yazayım. Çünkü sonra buna dayanarak tanımlar yapıyor. Now, suppose that the six students of previous example are to be grouped in six pairs. Okay, naturally none of them would like to be paired with another who is not known by her. Yani bu arkadaşlık bağıntısı içinde hani gruplara ayırmak istiyoruz ama gruplardaki öğrenciler de birbirlerini tanımak istiyorlar. Yani doğal olarak öyle. Şimdi mesela şöyle diyeyim. Say if we have the pairings AC and EF, the students B and D are to stay home. Neden? Çünkü şimdi bu 6 öğrenciyi grupladık. A ile C'yi gruplamışız. Bir de E ile F'yi. Onlar birbirlerini tanıyorlar. Geriye B ile D kaldı. Onlar da birbirlerini tanımadıkları için evde kalıyorlar. Hani ikisi beraber bir grup kurmuyor. Şimdi eğer complete bir tane pairing isteseydik, o zaman başka şekilde yapmak gerekirdi. If we wish a complete pairing, we may consider AD, BC and EF. Evet. Böyle yaparsak AD, BC ve EF. AD, BC ve EF. O zaman kimse evde kalmak zorunda kalmayacaktı, değil mi? Herkes bir grubun içinde kalacak. Ve tanıdığı birisi olacak grupta. Bu tip gruplamalara işte matching diyeceğiz. Note that having a pairing of adjacent vertices is equivalent to having a set of edges no two adjacent. Pairing yaptığınızda
işte şeyleri adjacent vertexleri pairing yaptığınızda yapmak şeye denk diyor. Vertexleri düşünmek yerine o vertexleri birbirine bağlayan edge'leri düşünürsek edge'lerin ortak vertex'i olmaması demek. Yani mesela buradaki örnekte bu hani pairing'imiz neydi? AD, BC ve EF idi. Bunlara dikkat ederseniz bu pairing için değil mi? AD kenarı, BC kenarı ve EF'nin ortak vertex'i yok. Bu şekilde yaparsanız değil mi? 6 kişi de bir grubun içinde kalıyor ve yani kimse evde oturmak zorunda kalmıyor. Onu söylüyor. Peki. Okey. Ne oldu? For example, in the above example, the pairing AC EF corresponds to the edge set E6 E7 and the pairing AD BC ve EF corresponds to bu da E1, E3, E7. Tabii ben onlara isimler koymadıydım. Şöyle yapayım isterseniz. Şimdi edge'lerin isimleri şöyle. Bu E1, E2, E3, E4, E5, E6, bu da E7. AD, BC ve EF işte E1, E3, E6'ya denk geliyor. Onu söylüyor. Evet. Şimdi matching'in tanımını vereceğiz. Matching'den ne kastediyoruz? For a graph G a set M of edges no two adjacent yani ortak köşesi olmayan edge'lerden bahsediyoruz. Is called a matching or an independent set of edges. Yani matching dediğimiz şey kenarların bir alt kümesi. Öyle ki herhangi iki kenarın ortak bir tane vertex'i olmayacak. The two ends of an edge. İyi. Yani matching'den bir tane edge aldığınızda are set to be matched under M. Yani bu matching ile match edilmişler. Mesela burada işte E1, E3 ve E7'nin köşeleri
E1 A'la D'yi meç ediyor. E3 değil mi? Şurada bakarsak yani şeyde A'la D E1 tarafından meç edilmiş değil mi? B ile C E3 E ile F E6 tarafından. Aynı şekilde C ile E de E4 ile meç ediliyorlar. Peki. A matching. Is called. Maximal matching. Matching if M'in kardinalitesi M prime'in kardinalitesinden büyükse for any matching M prime. Yani bütün matchingler içinde en büyük kardinaliteye sahip olana maksimal diyoruz. Birden fazla olabilir tabii maksimal matching değil mi? İlla bir tane olması gerekmiyor. Bir sürü değişik şekilde yapılabilir. Matching sorry. Yeah. Okay, we may do it here. Okay. Is set to saturate a vertex V in G if V is an ant vertex of some edge in M. Yani bu şeyin matching'in içindeki kenarların vertexlerine şey diyoruz. Hani bu matching tarafından onlar saçure ediliyorlar. Okay. Tanım şöyle devam ediyor. Also M saturates a subset of G vertex of set of G if it saturates rates all vertices in A. Yani A'yı saçure ediyor demek. A'daki her vertex bu matching'deki bir kenarın vertexlerinden birisi. Peki, eğer bir matching bütün edge seti saçure ediyorsa o zaman ona perfect matching deniyor. A matching M that saturates the whole vertex set VG yani A'yı VG'ni tamam alırsak then M is called a perfect matching. Yani bu ne demek? Hiç kimse dışarıda kalmamış demek, değil mi? Her kişi birisiyle eşlenmiş durumda. Öyle bir matching'e perfect matching diyoruz. Peki.
Okay. Clearly, every perfect matching is a maximum matching. Yani çünkü zaten bütün edge'leri, özür dilerim, bütün köşeleri kapsamış durumdasınız. Perfect matching ise dolayısıyla da o maksimal olmak zorunda. Çünkü başka bir tane daha edge koyarsanız onun şeyleri, siz söyleyin, köşeleri zaten sizin şeyinizde var, matchinginizde var. O yüzden de hani yeni bir edge koyamıyorsunuz. O yüzden de maksimaller. Bu sayıya da the size of a maximum matching is called the edge independence. Number of G. Evet, yani isim veriyor ona. Kaç tane şey varsa, edge varsa o maximal matching'de ona o sayı edge independence number deniyor. Okay. Şimdi complete graph için mesela for any even n the complete graph kn the edge graph edge graph cn and the path graph PN all have perfect matchings. Yani şey bariz tabii ki. Mesela değil mi? Bu CN değil mi? CN'de burada perfect matching mesela nasıl olabilir? İşte şu kenarı alıyorum değil mi? Şunu alıyorum. Bir de şunu alırım. Perfect matching olur. Ve şey sayısı da 3 tabii ki burada. Şeye baktığımızda PN'de bu. PN. Burada perfect matching nasıl olabilir? İşte şunu alırım, şunu alırım, bir de şunu alırım, değil mi? KN'de de complete graph olsaydı mesela complete graph bu K4 burada mesela bir tanesi şu olabilir. Mesela işte şu ve şunu alabilirim, değil mi? Şöyle de alabilirdim. Şu kenarla şu kenarı. Veya köşegenleri de alabilirsiniz. Hani bir sürü matching var. Burada da tabii yani şöyle de seçebilirdim. Şunu alabilirdim. Şunu alabilirdim. Bir de şunu alabilirdim. Burada çok fazla seçim yok. Yani değil mi? Tek seçim PN'de bu. Başka seçemezdim perfect matching. Peki.
Biraz tanım gidiyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi remark şu. Tabii yukarıda da gördük örnekler dedi. A graph that has a perfect matching must have even number of vertices, değil mi? Çünkü bir tane matching varsa perfect matching. Yani elinizde işte k tane edge var. Bu edge'lerin köşeleri bütün vertex setini veriyor. Ve herhangi iki edge'in ortak vertex'i yok. O zaman 2k tane değil mi? Vertex olması lazım. O yüzden yukarıdaki örneklerde de yani hep çift sayıda vertex aldım. Çünkü öbürleri mümkün değil çizmesi. Ama şunu diyebilirsiniz hani edge sayısı özür dilerim vertex sayısı evensa o zaman perfect matching'i var mıdır değil mi? Tabii ki olmak zorunda değil. The graph below shows that this is not a sufficient condition. Yani şöyle. Şimdi burada değil mi? Bu grafın this graph has six vertices but has no perfect matching. Yani biraz düşünürseniz perfect matching'i yok. Zaten şöyle yani bu noktanın bağlandığı tek bir edge var. Dolayısıyla bunu almak zorundasınız. Aynı şekilde bu edge'i almak zorundasınız. Ama bu ikisini aldıktan sonra başka edge kalmıyor. Diğer bütün edge'ler bunlara dokunuyor, değil mi? Hani 4 tane edge kaldı. Onların hepsi ya bununla ortak bir köşeye sahip ya da bununla. Dolayısıyla 3 tane birbirine değmeyen edge bulamıyorsunuz. O yüzden de bu graf için perfect matching yok. Şöyle bir not daha var. It is clear that if a graph has a component yani connected değilse grafınız ama bir komponentı varsa with an odd number of vertices then it cannot have a perfect matching. Çünkü bir grafın perfect matching'i olması için bütün komponentlarının perfect matching'i olması lazım. Çünkü edge'ler değil mi? Yani her bir edge tek bir komponentin içinde kalır. O yüzden de perfect matching'i varsa grafın her connected component'ının vertex sayısının çift olması lazım. Okay, a component odd number of vertices is called odd
And the number of odd components of a graph G is denoted as C O G. CG hatırlarsanız şeydi. Number of connected components'tı. COG'de komponentları içinde tek sayıda vertex'i olanların sayısı. Peki, şimdi yine bir takım sonuçlar var. Onları bu matchinglerle ilgili. Bir tanesi tut. Berje formülü. The number of edges in any maximal matching of a graph G is şuymuş. Vertex sayısının yarısı. Her vertex bir tane edge'in kenarı olacak, şey köşesi olacak. Ve her vertex de o kümenin içinde olmalı. Dolayısıyla en az vertex sayısının yarısı kadar edge olmalı. Ama daha fazla da gerekebilir. O da şuymuş. 1 bölü 2 tane minimum. Şunun minimumuna bakacağız. Vertex setin içindeki setlere bakıyoruz. Bu setler için şu sayıya bakıyorum. S kümesinin kardinalitesinden G'den S'yi çıkarttığım zaman bu vertex setini elde ettiğim grafın connected komponentlarının içinden odd vertex'i olanların sayısına bakıyorum. Sonra da o sayıların minimumunu alıyorum. Onun da yarısına bakıyoruz. MG bu sayı eşitmiş. Okay. Şimdi tabii ki şöyle bir şey belki bunu bir remark olarak yazabilirim. Remark. If a graph G, oops, has perfect matching, pardon, matching, then MG buna eşit. Perfect matching ise evet herhangi iki vertex yok herhangi iki vertex değil. Yani edge'lerin değil mi? Edge'lerin köşeleri bütün vertex setini verecek. İki tanesi de bir taneye denk geldiği için bu var. Peki buradaki teoremdeki bu sayı yani burada şey demek herhalde. Perfect matching'i yok bunun. O zaman şöyle bir terim geliyor. Eğer perfect matching'i yoksa.
Yani şey sayısı daha fazla oluyor. So it follows from the above theorem that if G has perfect matching, then this number minimum S in VG of S minus C odd G minus S is zero. Buradan da hence we have şu teorem çıkıyormuş. ...1947. Bu perfect matching'in karakterizasyonu oluyor. Yani perfect matching'e sahip olan grafların karakterizasyonu. A non-trivial graph G has a perfect matching if and only if bir kere vertex sayısı even olacak. It has even number of vertices and there is no set S of vertices such that the number of odd components of G minus S exceeds cardinality of S. Değil mi? Yani bunun sıfır olması için bu sayının minimumunun sıfır olması için bu kümenin buradakilerin şey olması lazım. Ya sıfırlar ya da negatifler. Negatif olması da ne demek? S'nin eleman sayısı G-S'deki odd komponentlerin sayısından daha küçük olacak veya eşit olacak. Bu da onu söylüyor. Yani bunun sıfır olması için daha doğrusu bir grafın perfect matching olması için vertex sayısı even olacak. Ayrıca şu sayının sıfır olması lazım. Bu da ne demek? Vertex setinin her alt kümesi için o alt kümedeki eleman sayısıyla G-S'nin odd komponentlarını karşılaştırdığımızda eleman sayısı bu odd komponentlardan küçük veya eşit olacak. Ki bu sayılar hep negatif kalsın veya sıfır. O yüzden de minimumu işte sıfır olsun. Peki. Şimdi şöyle bir örnek var. The smallest regular graph with odd degree. Yani vertex sayısı odd that has no
Perfect matching. Matching is the Sylvester graph. O da şuymuş. Çizeyim. Şu ortadaki vertex yani vertexler sadece bunlar. Şuradaki köşelerdekiler, tamam mı? Şu iki tane köşegenin kesiştiği yeri vertex olarak saymıyorsunuz. Dolayısıyla bu regular. Hangi anlamda regular? Her bir vertex'in valency'si 3. Değil mi? Her bir vertex 3 tane kenara bağlanıyor. Valency'si 3. Ve bunun perfect matching'i yok. This graph has no perfect matching. We remove the central vertex. Matching şeyi unutmuşum. Burada bir kaos var. Bir kaos. When we remove the central vertex. Okay. The remaining graph has okay, three odd connected components. Şöyle. Şimdi central vertex'i çıkartırsak bu S kümesini yani şey diye alayım. Bu V diye alalım. Tek elemanlı. Bunu çıkartıyorum. Bunu çıkartınca tabii ki bu vertex'i ve ona bağlı olan 3 edge'i de çıkartıyorum. Geriye şuradaki şeyler kalacak. Bunlar kalacak. Bu graflar 3 tane var. Bunların da 3'ü de şey connected graph ve şeyleri de bunların vertex kümeleri de 5 elemanlı. Değil mi? Yani hepsi odd component ve 3 tane var. Dolayısıyla odd connected komponentlerin sayısı 3 oluyor. 3 de S'den büyüktür. Halbuki şey olması için böyle olmaması gerekiyordu, değil mi? There is no set S whose of vertices such that the number of components exceeds S. Bu durumda number of connected component'lar 3 oldu. O da birden büyük. O yüzden bu grafın
şeyi yok. Perfect matching'i yok. Okay. Evet, burada duralım. Bir dahaki ders böyle daha ispatlara fazlaca ispata gireceğiz. Daha eğlenceli olacak. Oldu o zaman, hoşça kalın şimdilik.